Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eğitim Vadisi yayınlarının deneme 8 ayete kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. 15. soruda diyor ki bakın bir periyodik cetvel vermiş ve periyodik cetvel yerleri belirten elementlerle ilgili olarak yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın sulu çözeltisi bazik. Kimler bazik özellik gösterir? Metal oksitler. Hangisinin çapı daha büyük? Aşağı doğru inildikçe potasyumun o zaman K2O büyüktür N2O'dan bu doğru. Sulu çözeltisinin asitlik kuvveti bakın hangisi daha asidikse burada da aşağı doğru çap için asitlik kuvveti artacaktır. O yüzden HCl'nin HF'den büyüktür. Karbondioksit ve NO2 oksitleri yanmaya karşı asaldır. Şimdi karbonun bakın nedir? 4A grubunda. 4A grubundaki en yüksek alacağı değerlik artı 4. Azot nerededir? 5A grubu. 5A grubunda en yüksek alacağı değerlik artı 5. Bakalım. Buna eksi 2 verdiğinde bu artı 4. Evet bu yanmaz. Ama buna eksi 2 verdiğinde bu artı 4. Bu yanar arkadaşlar. Yandığı için asal değildir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. 16. soruya baktığımızda erimiş kalsiyum bromür tuzunun elektrolizinde devreden 5 amperlik akım 19.300 saniyede geçiriliyor. Buna göre katotta toplanan kaç gram kalsiyum birikir? Şimdi burada m eşittir i çarpı t çarpı ma bölü z çarpı 96500 yazdık. Bakın m eşittir i dediğimiz ne? 5 amper çarpı t dediğimiz 300 çarpı ma dediğimiz nedir? 40 gram kalsiyum yaptığımız için bölü değerli bunun 2 çarpı 96500 şeklinde yaptık. Bakın şu sıfırla şunu götürsek, bununla bunu götürsek iki katıdır. Bu iki bunu götürse m eşittir 5 kere 4, 20 gram gelmiş olur. Burada da cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 17. soruya baktığımızda deniz seviyesinde 200 gram saf suda 12,4 gram etilen glikol sıvısının tamamen çözünmesiyle hazırlanan sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrattır diyor. Şimdi C2H6O yani etilen glikol dediğimiz C2H6O2 şeklinde yazdık. Bu tarz olanlar yine moleküler çözündüğü için C2H6O2 şeklinde yazdık. Bakın bunun 1 molü kaç gram gelir? 24 6 daha 30, 32 daha 62 gram geldi. Peki kaç molü 12,4 gramdır? x eşittir 0,2 mol. Peki bu 0,2 ise iyonu da 0,2 mol gelir. Bölü 0,2 kilogram yapıyorum. Çünkü şu gramı kilograma çevirdim. 1 molal gelmiş oldu. Peki formül neydi? Delta TK eşittir. KK çarpı M çarpı I. I'yı buradan iyonların ayrışmadığı için isterseniz kullanmaya da biliriz. 0,52 çarpı 1'den yine 0,52 geldi. Bunu da 100 ile toplarsak ne gelmiş oldu? 100,52 ile B şıkkını bulmuş olduk arkadaşlar. 18. soruda diyor ki sabit basınç ve sıcaklıkta kapalı kapta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin sonucunda kap hacminde artış gösterir? Şimdi P ve N R, T. Sabit sıcaklık ve basınç. R zaten sabit. O zaman mol sayısı arttıkça hacimde artış gözlenecek. Şimdi gaz olanların mol sayısına bir bakalım. Bakın katıyı saymıyorum. 1'den 1'e gitti. Bu sabit. Burada tabi ısıyı saymıyorum onu da söyleyeyim. Burada bakın 1.5'dan bir 1'e düştü. Burada bir azalış var. Bakın 2'den 2'ye bu da yine sabit. Bakın hiç yok 1 oluştu. Evet burada bir artış meydana geldi. Burada da bakın 3'ten 1'e çünkü sıvıyı saymayacağım. Burada da bir azalış, tek artış D şıkkında olmuş oldu arkadaşlar. 19. soruya baktığımızda iki tane kabımız var. Biri PT PT yukarıdaki verilen kaplarda gazlar aynı koşullarda bulunduğuna göre ikinci kaptaki C3H4 gazının kütlesi nedir? Şimdi şunun bir molünü bulalım. Bakın 1 mol N2 28 ise kaç molü 112'dir dedim. X eşittir ne geldi? 4 mol geldi. Peki şu neon'a bakın 1 mol'ü 20 gram. O zaman bu 1 mol geldi. Buna da x mol diyelim. Şimdi pv nrt 1 için ve pv nrt 2 için yazıyorum. Zaten bakın neleri aynı? Basınç ve sıcaklıkları aynı. R'leri de sildim. v 1 bölü v 2 n 1 bölü n2 eşit. V birimiz ne? Bakın V litre 2V. V'ye 2V eşittir. N birimiz ne? Burada 4 mol. 4 bölü 1 artı x. Peki çarpalım. 1 artı x eşittir 8'den. X eşittir ne geldi? 7 mol geldi. Peki bunun kütlesi ne? C3H4 yani 36 da 40 gram 1 molü. O zaman 1 mol 40 gramsa 7 mol kaç gramdır? x eşittir 280 gram gelmiş oldu arkadaşlar. Geldik 20. soruya. 20. soruda bize diyor ki 0,2 molar 100 mililitre. Bakın bu da 0,1 litre. 0,3 molar 400. Bakın bu da 0,4 litre. Birincisinde alimi, şey, sodyum sülfat diğerinde alüminyum sülfattan bahsediyor ve ikisini karıştırıyoruz. Karışımdaki SO4-2 diyeşimi nedir diyor. Şimdi Birinci kabımda Na2SO4'üm var. Yani sodyum artı artı sülfatı yazdık. Diğerinde alüminyum sülfatım var. 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane SO4 eksi 2. 0, 2, 0, 1 ile çarparsam bakın bu iki çarpım neyi verecek bana? M eşittir n bölü v'den molarite hacmi çarptığımda molü verecek. 0.2 ile 0.1'i çarptığımızda ne gelecek arkadaşlar burada? Bakın 0, 0 2 mol. Bu da 0, 04, Bu da 0, 02. Peki alüminyum sülfat 0.3 ile 0.4'ü çarparsam 0, 12 0,24 da bu gelmiş oldu. Bize neyi soruyor? Sülfatı. O zaman sülfatın ikisini toplayalım. Bakın 0,02 artı 0,36 ile topladım ve toplam hacmim 100 bu. 400 de bu 0,5'e böldüm. 0,38 bölü 0,5'ten 0,76 gelmiş olur arkadaşlar. 21. soruya baktığımızda diyor ki kimyasal bir olay ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği aşağıdaki gibidir. Potansiyel enerjiye tepkime koordinatı grafiği vermiş. Buna göre bu olayla verilenlerden hangisi olabilir? 1. Buradaki olay ne arkadaşlar? Isı alan yani endotermik bir tepkime. Bakın şurada egzotermik 3 numarayı sildim. 3 numarayı kaldırdığımızda bunlar kaldı. Peki ikisi de nedir? Endotermiktir. O zaman cevabımız D şıkkı mı? Değil. Niye? Bakın sorunun başında okurken şuranın özellikle altını çizdim. Kimyasal. Bu soruda burada düşersin. Niye? Çünkü birincisi bakın bu olay fiziksel. Hal değişim var katıdan gaza. Ama burada bakın kimyasal bir olay var. Sadece egzo ya da endo olmasının önemi yok. Burada fiziksel mi kimyasal mı ona bakacaksın fiziksel olduğu için gitti. Yalnız cevap 2 gelmiş oldu arkadaşlar. 22. soruda diyor ki mekanizmasız tepkimeler yani tek basamakta ait hız denklemlerinden hangisi doğru verilmiştir? 1. Hız denkleminde girenler yazılır. 2. Katı sıvı yazılmaz. Gazlar ve sudalar yazılır. N2 artı 3H2 diyorsa bunları yazmamız lazım. Yani hız eşittir. K çarpı N2 çarpı H2'nin küpü diye yazacağım. O yüzden birincisi yanlış. İkincisinde oksijeni kullanacağım. Katıyı kullanmayacağım. Bakın doğru. Üçüncüsünde girenlerde katı var. Yazılmaz. O zaman şunu yazmasaydı doğru olurdu. Bu da yanlış. Cevap yalnız 2 ile D gelmiş oldu. 23. soruda bakın N2 artı 3H2'den 2 tane NH3 ısı tepkimesi var. Tepkimesi dengedeki yapılan bir işlem sonucu grafikteki değişim meydana gelmiştir. Şimdi bakın buradaki olaya bakalım. Buradaki tek sert değişken kim? Burada ne olmuş? H2'nin derişimi ani artmış. H2'nin derişimi artarsa tepkime sağa gider. Sağa gittiği için H2 azaldı, N2 azaldı, NH3 arttı. Bakın zaten NH3'ün arttığını, N2'nin azaldığını, H2'nin de artıp azaldığını göstermiş oldu. Buna göre dengedeki bu sisteme yapılan işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çıkmış bir soru örneği vardır. Bakın H2 eklemek dediğimizde olayın sonucunu bağlamış oluyoruz arkadaşlar. 24. soruya baktığımızda arkadaşlar bakın flor, brom ve iot var. HCl çözeltisi bulunmaktadır. Verilen sistemde KLM muslukları sabit sıcaklıkta ayrı ayrı açıldığında kaplardaki çözeltinin pH değerlerinin değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi burada flor, brom, klor ve iotu şu şekilde söyleyelim. Flor, klor, brom ve iot diye periyodik cetvelde bu şekildedir ve elektron alma elektronegatiflikleri bakın yukarı doğru artar. O yüzden elek, yani eksi olmayı en çok elektron almayı flor, sonra klor, sonra brom, sonra da iyot isteyecektir. Bu durumda mesela HCl'yi suda çözsek H artı artı Cl eksiler. Şimdi flor ikileri sen ortama yolladığında klor eksilerin bulunduğu bir ortama tepkime eğer olay varsa bu klorlar flora elektronlarını verecek ve florlar negatife dönüşecek. Burada da klor gazı şekline dönüşecektir. E bu çıkan florlar ne yapacak? HF'leri oluşturacak. HCl mi daha kuvvetli? HF mi? HCl daha kuvvetli. O zaman buradaki asitlik ne oldu? Azaldı azalır. O zaman pH'ta ne yapacak? Yukarı doğru çıkar. Birincisinde pH artarı söylemiş olduk arkadaşlar. Bakın bunu çizdim. Bunu çizdim. Bunu da çizdim. Şimdi floru tamam. Geldik bromla iota. Şimdi bromla bakıyorum. Klor'dan daha düşük. Iota bakıyorum. Yine klor'dan daha düşük. O zaman burada klorun yanına geçemeyeceği için herhangi bir değişme gerçekleşmeyecektir. Cevap da bundan dolayı C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 25. soruda X ve Y elektrotlarının daldırıldığı da çözeltiler var diyor ki şekildeki pil sisteminde elektronlar dış devrede X elektrottan Y elektroda doğru akmaktadır. Pilin başlangıç potansiyeli 1,27 volt olduğuna göre X ve Y pilinin standart pil potansiyeli E pil değeri kaç volt'tur? Ners'te de, de hani 0,06 al demiş. Şimdi şu cümle çok önemli. Dış devrede X elektrottan Y elektroda doğru akıyorsa burası anot, burası katot olacaktır arkadaşlar. Peki burada şu cümleyi şunu yazabiliriz. Bakın x'ler x artı 2'ye gidiyor. Y artılar da y'ye gidiyor. Şunu 2 ile genişletmem gerekecek. Çünkü tepkimeyi tamamlamış olduk. Peki e pil eşittir e 0 pil eksi 0,06 bölü 2 elektron alıp verdiği için 2 çarpı logaritma anot bölü katot yani q. Şimdi bana neyi vermiş? Epil değerini vermiş. Bakın bizde S0 pili istiyor. Normalde bu tarafı epili ister ama şimdi tersini işlem yaptırıyor. Bak 1,27 eşittir. S0 pil eksi 0,06 bölü 2 çarpı logaritma. Logaritma notum ne benim? Bakın x'i yazıyorum 1, bunu yazıyorum 0,1. O zaman 1 bölü 10 üzeri eksi 1'in karesi. Bu ne yaptı yukarıya doğru geçerse? 10 üzeri 2. Peki buranın toplam logaritmasını alacak olsam burası ne gelir ki? E bu bunu götürdüğüne göre karşıya da atarsam 1,27 artı 0,06 eşittir S0 pil. Buradan da S0 pil eşittir 1,33 şeklinde bulunmuş olur arkadaşlar. 26. soruda karbon 6 atomu ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Bakın karbon 6 1s2 2s2 2p2 şeklinde yazdık. Diyor ki değerlik orbitalleri 2s ve 2p'dir. Doğru. Bileşiklerinde yalnızca sp3 bitleşmesi yapar. Öyle bir şey yok. Karbon sp3 yapar, sp2 yapar, sp yapar. O yüzden 2 numara olmayacak. Organik bileşiklerde 4 bağ evet 4 bağ tamamlar kendini. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 27. soruya baktığımızda karbon atomunda doğal allotropları olan elmas ve grafit ile ilgili özelliklerden hangisi her ikisi için de ortaktır? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bak buraya elmas ve grafit diyelim. Şöyle bir tablolama yöntemi kullanabiliriz. Burada bakın sigma bağı içerme. Her ikisinde de sigma bağ var. Pi bağı içerme dediğinde bakın elmasta pi bağı yok ama grafit de pi bağı bulunmaktadır. sp3 birleşmesi yapmış karbon atomları elmasta varken grafit sp2 yapar. Onu da şöyle söyleyeyim. Bakın grafitte karbon atomları heksagonal halkalar oluşturur ve halkalı bir yapı oluşur. Her karbon atomu diğer 3 karbon var ya atomuyla sp2 birleşmesi yaparak sigma bağlarıyla bağlanır. Ancak karbon atomu 4. elektronlarını p orbitallere arasında yapacağı için burada da pi bağını oluşturmuş olacaktır. Ve pi bağı o yüzden var ve sp3 yapmamış oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar eğitim vadisi yayınlarının e, kimya denemesinin ayete çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.